Tomoaki Hamatsu, Japon bir komedyen ve televizyon kişiliğidir. En çok 1998 ile 2002 yılları arasında Nippon televizyonunda yayınlanan Susume Denpa Shonen adlı oyun programındaki görünüşüyle ün kazanmıştır. Tomoaki, programda sadece bir yılın üzerinde yer aldı. Ancak bu süre, programın tarihindeki en ünlü 15 ay olacaktı. Bu, Japonya'nın en karanlık canlı yayının hikayesidir. Tomoaki Hamatsu'nun işkencesi. Size belki söylememize gerek yok. Ancak Japonya, yoğun oyun programlarına yabancı değildir. Aklımıza gelen programlardan biri, Guinness Rekorlar kitabında yer alan ve en acımasız oyun programı prestiji unvanı taşıyan Sargamon'dur. Sargamon'da yarışmacılar kendilerini gerçekten dehşet verici deneyimlerden geçirirler. Örneğin boyunlarına kadar gömülmek ve bağlanıp öfkeli boğaların önünde sallanmak gibi. Diğer ülkeler Japonya'nın aynı seviye aşırılığını yakalayamamakla birlikte bu formata benzer programları denemektedir. Ancak hukuki nedenle bu programlar iptal sorunları yaşıyorlar. Bu yüksek tempolu oyun şovları çoğunlukla geçmişin birer anıları haline gelmiştir ve en parlak dönemlerinde bile genellikle birkaç saat süren fiziksel işkenceye odaklanmışlardır. Ancak Tomoaki Hamatsu'nun Denpa Shonen'deki dönemi çok farklıydı. ...1998 yılında Denpa Shonen bir sonraki televizyon özel programının konusunu belirlemek için bir çekiliş düzenledi. Proje en üst düzeyde gizli tutuluyordu. Bu yüzden programa katılmak için başvuran yabancı ve umut vadeden komedyenler neye bulaştıklarını pek bilmiyorlardı. Tomoaki Hamatsu için ise bu pek önemli değildi. Genç adam ünlü bir komedyen olma hayalleriyle doluydu ve adını duyurmak için sabırsızlanıyordu. Eğer Denpa Shonen gibi popüler bir oyun programına çıkabilseydi bu onun büyük şansı olabilirdi. Ancak bilmeden Denpa Shonen'in şovlarını tamamen farklı bir yöne taşıyacağını da hiç tahmin etmezdi. Çekilişi kazandıktan sonra Tomoaki, yapım ekibi tarafından açıklanmayan bir yerdeki son derece küçük bir daireye götürüldü. İçeride hemen tüm kıyafetlerini çıkarması talimatı verildi. Eğer reddederse çekiliş tekrar yapılacak ve Tomoaki büyük televizyon fırsatını kaçıracaktı. Gelecekteki kariyeri tehlikede olan Tomoaki isteksizce kabul etti ve kameranın önünde soyundu. Editörler erkeklik organını gizlemek için patlıcan emojisi kullanarak görüntüleri düzenledi. Bu andan itibaren Tomoaki'ye Japonca'da patlıcan anlamına gelen Nasubi lakabı verildi. Ancak Tomoaki sadece kıyafetlerinden değil neredeyse her şeyinden mahrum bırakıldı. Programa hiçbir eşyası, yiyeceği, mobilyası veya eğlence kaynağı olmadan başladı. Ona verilen tek şey su ve bir yığın doldur at dergi çekilişiydi. Kendisine yiyecek veya diğer eşyalar istiyorsa çekiliş kartlarını doldurup göndererek kazanması gerektiği söylendi. Eğer hiç yiyecek kazanamazsa aç kalacaktı. Eğer hiç kıyafet kazanamazsa üşüyecekti. Ve en önemlisi daireden ayrılmasına izin verilmiyordu. Yapım ekibi çekilişlerini onun için postalamaktaydı. Daireden serbest kalmak için en az 1 milyon yen değerinde dergi çekilişi kazanması gerekiyordu ve böylece Tomoaki postalamaya başladı. Onun kullanabileceği bir daha dolusu çekilişi vardı ve yapacak hiçbir şeyi yoktu. Programa büyük bir hevesle başladı. Sonuçta 10 bin dolarlık ödülü kazanmak ne kadar zaman alabilir ki? En fazla birkaç ay, öyle değil mi? Ancak bu durum tam olarak öyle olmadı. Program ilerledikçe Tomoaki yavaşça çekiliş başarılarıyla ödüller biriktirmeye başladı. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu ödüller genellikle küçük şeylerdi ve nadiren gerçekten faydalı kullanabileceği eşyaları içeriyordu. Rastgele kazandığı ödüller nedeniyle sıklıkla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekti. Özellikle zorlu bir 3 aylık dönemde açlığını hafifletmek için kazandığı köpek mamasını yemek zorunda kaldı. Başka bir durumda nihayet doyurucu bir şey yiyebileceği için 5 kiloluk bir pirinç çuvalı kazandı ve görünüşüne bakılırsa oldukça mutlu oldu. Ancak o zaman fark etti ki bir pirinç pişiricisi veya tenceresi yoktu ve pirinci yapmak için bunlardan birini kazanması gerekecekti. Ayrıca bir noktada bir yemek siparişi kuryesi Tomoaki'nin kapısını çaldı ve hazır ramen getirdi.
ancak yanlış kapıyı çaldığını söyledi. Bu, yapımcıların Tomoaki'den bir tepki almak ve izleyicilere iyi bir gülme fırsatı sunmak için düzenlenmiş bir kurguydu. Ancak Tomoaki kesinlikle gülmüyordu. Programının büyük bir bölümünde açlık çektiği gibi Tomoaki neredeyse hiç başka insanlarla etkileşim kuramıyordu. Ara sıra postacı kapıya gelip ödüllerini teslim eder veya doktor beklenmedik bir şekilde muayene için gelirdi. Ancak çoğunlukla günlerini tamamen izole bir şekilde geçiriyordu. Denpa Shonen'daki Tomoaki'nin yaşadığı zorluklar sadece televizyona işkence olarak görülmesine rağmen büyük bir izleyici kitlesi çekti. Program her pazar akşamı ortalama 17 milyon izleyiciye ulaşıyordu. Açıkçası Tomoaki'nin işkencesi toplumun tiksinti dolu merak duygusuna hitap ediyordu. Bu yüksek izlenme rakamları yapımcıları daha da ileri gitmeye teşvik etti. Artık Tomoaki'nin bölümünü haftada bir kez yayınlamak yerine apartmanında geçirdiği tüm süreci canlı olarak internet üzerinden yayınlamaya başladılar. Tomoaki'nin apartmanda olduğu süre boyunca hiçbir zaman canlı yayınlandığını bilmiyordu ve sadece deneyiminin televizyonda bir derleme olarak gösterileceğini düşünüyordu. Tomoaki'nin kameralar için cesur bir yüz takınmaya ve eğlenceli olmaya çalıştığı anların arasında canlı yayın izleyicileri gerçekten yalnızlık içinde acı çektiğini biliyordu. Deneyimin onun sağlıklı akıl durumunu etkilemeye başladığı açıktı. Kazandığı peluş bir fokla oynayıp konuşarak sanki gerçekmiş gibi davranıyordu. Diğer insan veya hayvan teması olmadığından oyuncak onun tek sosyal çıkışı ve arkadaşı haline gelmişti. Tomoaki gerçekten bu kabusu yaşıyordu. Ancak her şeye rağmen büyük olasılıkla yapımcıların kararlarıyla kazandığı ilk kıyafetin kullanılmış bir iş çamaşırı olması, anteni olmayan bir televizyon veya oynamak için konsolu olmayan bir PlayStation oyunu kazanması gibi durumlarla karşılaşıyordu. Bu sırada izleyiciler Tomoaki'nin zihinsel çöküşünü izlerken çiğ domuz eti gibi şeyleri yediğini görerek gülmüş olabilirler. Programın süresi boyunca Tomoaki'nin neredeyse hiç kıyafeti yoktu. Sağlıklı besinlerden neredeyse yoksundu. Sosyal etkileşimleri neredeyse hiç yoktu. Güneş ışığında erişimi yoktu. Arkadaşları ve ailesiyle iletişim kuramıyordu. Saçlarını ve tırnaklarını kesemezdi. Dişlerini sadece bazen diş macunu olduğunda fırçalayabilirdi ve tuvalet kağıdını nadiren stokta olduğunda kullanabilirdi. Tomoaki'nin bu insana aykırı yaşamı 335 gün sürdükten sonra sonunda yeterli ödülü kazanarak 1 milyon yen eşiğini aşmayı başardı ve Denpa Shonen meydan okumasını tamamladı. Tomoaki'ye bu haberi vermek için yapımcılar gece yarısı odasına gizlice girip yüzüne parti patlatıcıları patlattı. Sonra ona kıyafetlerini geri verdiler ve onu hapishanesinden çıkardılar. Başarısını kutlamak için yapımcılar Tomoaki'yi Güney Kore'ye götürüp bir eğlence parkına götürdüler. Tabii ki görünür bir şekilde coşkulu bir haldeydi. Bu 11 ay boyunca yüzünde güneşi hissettiği ilk andı. Aynı zamanda diğer insanlarla birlikte halka açık bir alanda bulunuyordu. İlk kez gerçek bir yemekten keyif almıştı. Sonunda Tomoaki'nin kabusu sona ermişti. Ve sonra yapımcılar ondan göz bandı takmasını istedi ve şunu yaptılar. Soko wa? Ha? Nöyde? Hito wa? Kankoku'nun kenshou dake de ikite ikeru. Sonra yapımcılar onu Güney Kore'de tekrar aynısını yapmaya zorladılar. Bu sefer amacı Japonya'ya geri dönebilmek için yeterli para ve ödül kazanmaktı. Bu süreç 6 ay daha sürdü.
toplamda 15 ayın sonunda yapımcılar nihayet Tomoaki'nin yeterli para kazandığını ve serbest olduğuna karar verdiler. Ancak önce bir son aşağılama yapmaya karar verdiler. Onu yeni bir daireye taşıdıklarını söylediler ancak aslında canlı bir stüdyo seyircisinin önünde olduğunu ortaya çıkardılar. Özgürlüğüne kavuştuğunda yıkılmış bir ruh ve kırık bir bedenle gerçek dünyaya döndü. Aylarca süren acı ve işkence onu derinden etkilemişti. Artık dış dünyaya yabancılaşmıştı. Güvenini ve umudunu kaybetmişti. Aylar süren çile onu bir kez daha yalnız bırakmıştı. Tempashonen'deki görünümünden sonra Tomoaki'nin bir komedyen olarak çok fazla iş bulamadı ve tutkusuyla bir kariyer yapmakta zorlandı. Yerel televizyon kanallarında birkaç panel programına katıldı ancak çoğu zaman sahne oyunlarında dramatik bir oyuncu olarak çalışarak geçirdi. Şov sona erdikten sonra Tomoaki bir süre boyunca travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele etti. Ayrıca daha içine kapanık hale geldi. Sosyal durumlarda zorlandığını ve uzun süreli konuşmalar yapamadığını fark etti. Bu durum tabii ki komedi yapma yeteneğini ciddi şekilde etkiledi. Beslenme eksikliği ve düzenli egzersiz yapmama nedeniyle fiziksel sağlığı da kötü etkilendi. Neyse ki günümüzde çok daha iyi durumda gibi görünüyor. Japonya'da turne yapan Eggplant Way adlı bir sahne grubu kurdu ve performans sergiliyor. 2016 yılında da güçlü iradesini bir kez daha test etti ve Everest Dağı'nı başarıyla tırmandı. Tempashonen'daki deneyimi hakkında konuşurken, Tomoaki televizyonda olma fırsatı için minnettar olduğunu ve programda yer alarak öğrendiği şeyler için teşekkür ettiğini söyledi. Programın lider yapımcısı Toshio Tsuchiya daha sonra Tomoaki'yi 15 ay boyunca cehennemden geçirdiği için özür diledi. Ancak bunu yapmaktan hiç pişmanlık duymadığını söyledi. Ve işte Tomoaki Hamatsu, yani Nasubi'nin hikayesi. Hayatının 15 ayını yalnızlık içinde geçirip günlük olarak işkence gören ve serbest bırakıldıktan sonra bir kenara atılan adam. Bu zalim şovun nasıl yayınlanabildiği bile anlaşılamaz. Ancak daha da ürkütücü olan şey, insanların Tomoaki'nin acı çekmesini izlemek için bir araya gelip onu izleyerek kahkaha atmalarıydı. O acı dolu süre boyunca Tomoaki'nin ruhu paramparça oldu. Yalnızlık onu kemiren, açlık onu tüketen bir yaratık gibi davrandı. Kendi zihninde ve kalbinde çökmüş, umutları sönmüş bir halde kaldı. Bu hikaye, insanlığın en karanlık yönlerini bir ayna tutuyor. İnsanların eğlence uğruna başka bir insanın acısını gözlemlemekten keyif alması, insanoğlunun ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor. Tomoaki'nin hayatı zorbalığın, acının ve umutsuzluğun trajik bir örneğidir. Kendi rüyalarını takip etmek için çıktığı bu yolculuk, karanlık bir tuzaktan başka bir şey değildi. Onun maruz kaldığı acı, her insanın içindeki insaniyeti sorgulamamıza yol açmalıdır. Her birey değerlidir ve insanlık olarak başkalarının acısını eğlenceye dönüştürmek yerine empati ve saygı ile aşarak daha iyi bir dünya inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz. Umarız ki bu hikaye insanları insanlığa dair derin düşüncelere sevk eder ve acımasızlık yerine sevgi ve anlayışın egemen olduğu bir toplum için bir ilham kaynağı olur.